Arkadaşlar merhabalar. Türeve devam ediyoruz 3. videoyla. Çarpım ve bölüm türevine bakacağız şimdi. Kuralı var tabii ki. Bunların kurallarını bilmek gerekiyor. 2 tane fonksiyonun çarpımının türevini alırken f'nin türevi çarpı g artı f çarpı g'nin türevi diyoruz. Bölümün türevine geldiğimiz zaman payın türevi çarpı paydanın aynısı eksi pay çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi diyoruz arkadaşlar. Çarpımın türevini dağıtmak istemediğimizde, ayrı ayrı türev almak istediğimizde kullanırız. Mesela burada isterseniz bunları dağıtıp türev alabilirsiniz. Yani x kareyi böyle dağıtıp x'i dağıtıp normal açık türevde alabilirsiniz. Ya da ben böyle yapmayacağım deyip şimdi de öğrendiğimiz kuraldan birinci'nin türevi çarpı ikinci'nin aynısı, aynısı artı birinci'nin aynısı artı ikinci'nin türevi deyip eksi 3x kare diyebiliriz. Burada zaten özel bir şey sormadığı için böyle bırakayım türevi. Şimdi gelelim bu soruya. F türev 4 nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Birden fazla çarpan var. Ne yapacağız? Aynı yorum. Şimdi yine diyeceğiz ki birincinin türevi 1. Bir, çarpı ikincinin, üçüncünün, dördüncünün ve beşincinin aynısı arkadaşlar. Artı İkincinin türevi x eksi 1'in türevi 1 gelecek. Sonra x çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4 diyeceğiz. Nokta 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 nokta. En son x eksi 4'ün türevi 1'dir deyip x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 yazacağız. Şimdi f türev 4 diyor ya arkadaşlar bakın şuna dikkat edeceksiniz. Buraya 4 yazdığımda 0. Buraya 4 yazdığımda 0. Buralara 4 yazdığımda 0. Sadece buraya 4 yazdığımda arkadaşlar 0. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 gelmiş olacak. Burada neye bakmam, bakmam gerekiyor o zaman? Soruda çarpımın türevini alırken x eksi 4'ün türevini aldığımda sadece x eksi 4 çarpanı kayboluyor. Diğer bütün çarpanlarda x eksi 4 olduğu için o zaman soruyu şöyle bir düş bile düşünebilirim. O zaman biraz ezbere dökersem. F türev a da x eksi 1 x x eksi 1 nokta 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 x eksi a'ya kadar bunun türevini alalım. Böylece türev aldığımız zaman arkadaşlar sadece şuna göre türev alıyormuş gibi düşünüp x çarpı x eksi 1 nokta 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 x eksi a artı 1 deyip buraya kadar olan türevi alıp yerine a yazmamız yeterli. Yoksa ayrı ayrı türevlerin alıp tek tek değerlendirmeye gerek yok. Sebep burada zaten çarpan olarak hep bu durduğu için tüm çarpımı sıfırlıyor arkadaşlar. Diğerini de böylece güzelce halletmiş oluyoruz. Bu ezber bir soru tipi olduğu için göstermek istedim. Şimdi gelelim bölüm türevine. Bölüm türevinde bir daha hatırlatıyorum. Payın türevi çarpı paydanın aynısı. Eksi bu sefer payın aynısı çarpı paydanın türevi. O da 2x artı 1. 2x artı 2. Bölü paydanın karesi. O da ne yapar? X kare artı 1'in karesi. İşte size türev. Böyle bırakacağım. Özellikle işlemlerle uğraşmayacağım arkadaşlar. Şu an böyle kalsın. Bir nokta olunca yerine yazarız. Bakın şimdi. X eksi 4, X eşittir 4 noktasındaki türevin değeri demiş. Payın türevi. Hemen size şunu da söyleyeyim. Şimdi X kök X'in türevi ne olur? X üzeri 1 bölü 2 olduğu için alırsınız 1 bölü 2 çarpı x 1 bölü 2'den de 1 çıkarırsanız x üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Ancak ben size şunu söyleyeyim. Bence şunun türevini ezbere şöyle bilin. 1 bölü 2 kök x. Bu ağız alışkanlığı da olsun görsel olarak da alışkanlık olsun. Sorularda karşımıza bol bol geliyor. Kök x'in türevini e, ezbere 1 bölü 2 kök x olarak bilebilirsiniz. Tabii kök x derken sadece ikinci dereceden kök x yani kare kök x'den bahsediyorum. Dolayısıyla payın türevi 1 bölü 2 kök x çarpı paydanın aynısı. Eksi payın aynısı kök x artı 1 çarpı paydanın türevi 1 bölü x artı 1'in parantez karesi. O zaman 4 yerine yazarsak 1 bölü 4 çarpı 5 eksi 3 bölü 4 artı 1 e, 5 25 oldu. Dolayısıyla buradan ne oluyor? 5 bölü 4 eksi 3 ee, eksi 7 bölü 100 geldi. Vallahi o kadar kötü bir sayı ki insan hata mı yaptım acaba falan diyor ama böyle der herhalde ya. X yerine 4 yazıp sonuçta karesini alacağız paydanın da. Büyük bir sayı gelmiş oldu payda. Gelelim buraya. Şimdi türev alacağım ama arkadaşlar türev alırken de hani bölümün türevi tamam dedik ama aralarda çarpanlara ayırma mevzusu olursa ona da lütfen dikkat edin. Mesela burada çarpanlar ayırma var. Neden? x küp parantezin alınca x eksi 1. Burada da x eksi 1 çarpı x artı 1. Aşağıya geldiğimiz zaman x kare parantezinde x eksi 1. Zaten hali hazırda x eksi 1 var. O zaman pay ve paydayı x eksi 1 parantezine aldığımız zaman x küp artı x artı 1 olacak. Aşağısı da x eksi 1 parantezinde x kare artı 1 oldu. Bakın bunlar gitti. Böylece ne oldu arkadaşlar? Normal polinom bölmesi yaparsak x küp artı 1 bölü x kare artı 1. Ama çok da matah bir şey gelmiyormuş ya. Buradan da sadeleşmeyecek ki artık normal türeve geçiyorum. Payın türevi 3x kare artı 1 çarpı paydanın aynısı. Eksi payın aynısı x küp artı x artı 1 çarpı paydanın türevi 2x bölü x kare artı 1'in karesi. Sadece x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Özel bir şey olmayacak. Buradan da e, hadi ben bir yazayım sizin için durdurup. Şöyle 8 eksi 2 6 bölü 4'ten hakikaten 3 bölü 2 geldi. Doğru yapmışız bakın yine de bir kontrol ettim. Gelelim zincir kuralına. Zincir kuralı arkadaşlar şöyle aslında y t'ye bağlı. T bakın k'ye bağlı k da böyle x'e bağlı. Birbirine bağlı olan fonksiyonlarda Ta bize y'nin x'e göre türevini soracak. Yani dy bölü dx nedir diyecek. O zaman bakın y'nin t'ye göre türevini, t'nin de k'ya göre türevini, k'nın da x'e göre türevini alırsanız cevabı bulmuş oluyorsunuz. Çünkü bunlar birbirini götürüyor. Hakikaten normal standart e, türevi bulmuş oluyoruz. Şöyle götürüyor pardon. Böylece dy bölü dx geliyor. Bakın şimdi burada dy bölü dx türevinin x eşittir 0 için değeri. Normalde y u'ya, u z'ye, z de x'e bağlı yapıyorum. U'ya göre türevi 3U kare artı 2U çarpı U'nun Z'ye göre türevi 2Z çarpı Z'nin X'e göre türevi 2X artı 1. Bakın şimdi X gördüğüm yere 0 yazacağım ya X gördüğüm yere evet 0 yazdım ama Z ye gördüğüm yere ne yazacağım? Burada hemen bilgimiz şu arkadaşlar Z'yi bulacaksınız. X eşittir 0 için bak Z 1'miş. O zaman Z ye gördüğün yere 1 yazınca 2 oldu. Sonra Z ye gördüğün yere 1 yazınca U ne oldu? 2. Demek ki arkadaşlar burası da 3 kere 4, 12 artı 4 yani 16 çarpı 2'den 32 geldi arkadaşlar. Bu fonksiyonun türevi. Böyle bir tane bununla ilgili örnek bence yeterli. Çok tane hani böyle abartılacak bir şey yok. Zincir kuralının olayı bu çünkü. Alt türevini sonra burada en önemli nokta x eşittir 0 için derken yerine yazarak tek tek diğerlerinin de değerlerini bulmak arkadaşlar. Bence burada en önemli yer İççe fonksiyonların türevi arkadaşlar. Bu bizim için gerçekten değerli. İççe fonksiyonların türevinde olay nedir? Hemen bir göstereyim. Şimdi x kare artı 4'ün 3. kuvvetinin türevi mesela. Şimdi biz sadece şunun türeviyle uğraşıyorduk. Artık ne yapacağız biliyor musunuz? Önce burada hiçbir şey yokmuşçasına parantezin türevini alacağım. Üstü başa atıyorum. Sonra üstünü biraz azaltıyorum. Ama arkadaşlar içeride de bir ifade var. İşte onun da içinin türevini alacağız. 2x olacak. Bu şekilde dışın türevi sonra arkadaşlar için türevi. Böyle ala ala gideceğiz. Bir örnek daha göstereyim bakın size. Ee, ne olsun? x artı bir x kare artı birin karesi. Gerçi yine aynı oluyor ya. Bir daha bunun için ekstra bir örnek vermeyeyim. Bu şekilde dıştan içe doğru gidelim. Şimdi bir tane de şöyle bir Örnek vereyim. fx'in türevi ile alakalı konuşalım. İç içe türevlerde. fx'in türevi arkadaşlar normal f türev x'tir. Bunda özel bir şey yok. 2. Eğer arkadaşlar f'in böyle n'inci dereceden kuvvetinin türevi olursa... ...sanki x üzeri n'in türevini alırmış gibi üstü bir azalt. Şöyle. n-1 yap. Sonra yanına f türev x'i yapıştır. Bu... Bir fonksiyonun n'inci kuvvetinin türevinin kuralıdır. Neden böyle oluyor hocam? Evet böyle oluyor ya maalesef diyeceğim. Neden biliyor musunuz? Normalde bunlar arkadaşlar şimdi üniversitede bizim öğrendiğimiz gerçekten diferansiyel kavramı ile ilgili bilgiler. Bazı noktalarda biliyorsunuz nereden geldiğini anlatıyoruz. Ama şimdi burada ben size şu f türeviksinin nereden geldiğini anlatmaya kalkarsam daha da büyük sorular kafanızda olur. O yüzden lütfen bunu kural olarak bilin. Çünkü sebebini bilmenize de gerek kalmayacak burada. Şey gibi hani Öklit'in sebebinin neden olduğunu bilmenize gerek kalmıyor. Öklit Öklit'tir diyoruz ki hatta genel sebebi benzerlik. Normalde oradan bile söylenir ama kuralını bilmen yeterli oluyor. Eğer mantığını bilmezsen mantığı kafama yatmıyor acaba anlamaz mıyım sıkıntısı olmuyor. O yüzden burada da f'in n'inci dereceden kuvvetinin türevinin yanına muhakkak bir f türev x yapıştırmanız gerektiğini bilin. Bakın şimdi F'in dördüncü dereceden kuvvetinin türevini aldığınız zaman. Şimdi diyoruz ki 4 çarpı F küp X. Sanki X üzeri 4'ün türevini alır gibi. Sonra bir de yanına F türev X'i yapıştıracaksın bu. Ancak şöyle bir şey verirse bir de üzerine. F üzeri 4 3X karenin türevini sordu mesela. Ne yapacaksın biliyor musun? Yine sanki bu 3X kare yokmuşçasına 4 çarpı F küp 3X kare. Böyle bakın türevini aldım. Sanki x üzeri 4'ün türevini alır gibi bunu yaptım. Sonra arkadaşlar fonksiyonun yanına f türev 3x kareyi yapıştırdım. Her zaman bunu yapacaksın. Fonksiyonun türevini yanına yapıştıracaksın. Üstsüz bir şekilde f 3x kare gibi düşünüp f türev 3x kare diyeceksin. Sonra da en son içinin türevini alacağız. Çünkü 3x karenin de türevi alınmalı 6x. Bu şekilde adım adım gideceğiz. Bir örnek daha göstereyim bakın. f küp x kare artı x'in türevi olsun tamam mı? Şimdi önce hiç böyle sanki x kübün türevini alırmış gibi. 3 f kare x kare artı x kuraldır. Her zaman f türevi yanına yapıştıracaksın. F türev içinde zaten ne olduğu ilgilendirmiyor bizi önce. Yapıyoruz. En son bir daha içinin türevini alacağız. 2x artı 1. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirim bakın. F ne? Parantez içinde ne olduğu beni ilgilendirmeden bir türev alırsak n çarpı f üzeri n 1 parantez içine odaklanmıyorum. çarpı f türev parantez içine odaklanmıyorum. En son parantez içine a diyelim. Bunları böyle yazıyorum. En son a'nın da türevini yanına yapıştırıyorum. Anlaştık mı? Bakın şimdi. Bu fonksiyonun türevi nedir denmiş. Burada bir bir problem yok ama. Zaten f'in türevi olacak. Neden? Sadece arkadaşlar f'in birinci dereceden üstü yani f kare f küp falan değil arkadaşlar. Şimdi bu yüzden normal f'in türevi f'in türevidir. Parantez içinde ne olduğu beni ilgilendirmez. Çarpı artık içinin türevi. 3x kare artı 1. Sonra sağ tarafın türevini alıyorum. 2x artı 1. Neyin türevi sorulmuş? F türev 3. Şimdi içeriği 3 yapmak için x'e kaç vermem lazım? 1 vermem lazım. Yazıyorum. F türev 1 artı 1 artı 1'den 3 oldu. Çarpı burası da arkadaşlar 4 geldi. Burası da 3 oldu. Her iki tarafı 4'e bölersek F türev 3, 3 bölü 4'müş. Sabırla güzelce kendiniz de deneyerek mesela bunlar da önce kendiniz yapın sonra beni izleyin demiyorum. Önce arkadaşlar ben yapayım sonra hatta siz bir daha bir deneyin. Şimdi bakın bunun türevini alacağız. Dikkat. Zaten burası F türev, F türev X o, özel bir şey yok. Parantezli bir ifadenin türevini alırken parantez içinde hiçbir şey yokmuşçasına böyle. Sonra arkadaşlar parantez içinin türevi. Şimdi bunu yazıyorum içerine, içeriye. Şimdi içerideki türev nedir? Birin türevi sıfır. Sonra bölümün türevi. 2 çarpı 1 eksi x ça eksi eksi 2x çarpı eksi 1 bölü 1 eksi x'in karesi. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar içinin türevi bölüm türevi olduğu için uzun geldi. Ama x yerine 0 yazınca şimdi 10 çarpı burası zaten 0 olduğu için 10 çarpı 1 üzeri 9'dan 1. Sonra buraya 0 yazınca direkt 0. Buraya 0 yazınca 1 oldu. E buraya 0 yazınca 2 geldi. O zaman direkt içi de 2 geldiğinden cevap arkadaşlar 20 oldu. Bir deneyin bakalım kendiniz de göreceksiniz. Yine bakın içe geçen bir türev ne diyeceğiz? Önce içeride bir şey yokmuşçasına kökün türevi nedir? 1 bölü 2 kök x değil mi? Şimdi kökün türevi bu. İçine yazıyorum. Şu an bir müdahale etmiyorum. İçinin türevini alıyorum. Çarpı. İçinin türevi 1 artı 1 bölü 2 kök x. Gördüğünüz gibi şu içerideki ifadenin türevini de yanına yapıştırmak zorundayım. F türev 1 ne olur o zaman? 1 bölü 2 Şuradan bir buradan bir 2 kök 2 oldu. Çarpı 1 artı 1 bölü 2'den burası da 3 bölü 2 oldu. 3 bölü 4 kök 2 oldu arkadaşlar. O da 3 kök 2 bölü 8. Bakın şimdi yine bir fonksiyon türevi ama bu sefer f kare. Ne demiştim bakın? F'in n'inci dereceden kuvvetinin türevini alırken önce sanki x karenin türevini alırmış gibi. Üstü biraz alt. 2f Parantez içi. Sonra f türev parantez içi. Bak parantez içini şu an şu aşamaya gelene kadar kale almıyorum. Artık bu hamleyi yaptıktan sonra içinin türevini alıyorum. Bunları önemli olmadığı için parantez içine sonradan yazıyorum. Şimdi artık X² artı x kare artı x'in türevi 2x artı 1. Tamam mı? Bu şekilde burası kalıptır. Sonra içinin türevini almak da yine bir kalıptır. Bu şekilde iki aşamada çözüyoruz. Sağ tarafın türevi ne olur? 3x kare artı 1. O zaman x gördüğümüz yere 0 yazarsak f türev 0 oluyor. 2f 0 çarpı f türev 0 çarpı 1 eşittir 1. Şimdi dikkat. Bana f türev 0'ı soruyor ama benim o zaman f 0'ı bulmam lazım arkadaşlar. F 0'ı nereden bulacağım? İlk fonksiyonda gidip yerine 0 yazacaksın. F kare 0 eşittir 1 pozitif tanımlı dediğine göre negatif olma ihtimali yok. O zaman f0 da 1'miş arkadaşlar. Haliyle f0 burada yerine yazdığımda 1 olduğundan f türev 0 1 bölü 2 geldi. Bu şekilde. Benzer bir örnek daha göstereyim. f küp 4x. Hemen yapıyorum bakın. 3 f kare. Sonra çarpı f türev parantez. Sonra içinin türevi 4. Artık bunları yerine yazıyorum. Böyle oldu tamam mı? Burada da sağdan türev 2x artı 1 geldi. Şimdi f türev 4'ü soruyorsam x yerine 1 yazacağım. 3f kare 4 f türev 4 çarpı 4 eşittir. x yerine 1 yazdığım için burası da 3 oldu. Şimdi ben f türev 4'ü bileceğim ama benim f kare 4'ü bilmem lazım. Onu nereden bulacağız? Başa geri döneceksin. x yerine 1 yazacaksın. f küp 4. 1 artı 1 eksi 1'den f küp 4 1'miş. O zaman buradan f4 ne olur? 1. Yaz yerine karesini alınca da 1 oldu. Demek ki arkadaşlar f türev 4 de buradan e, 3'ler gidince 1 bölü 4 gelmiş oldu. Bileşke fonksiyonun türevini de bu videoda anlatayım arkadaşlar. Zaten aslında birbirine bağlı şeyler. Bileşke fonksiyonun türevini alırken aslında iç geçen fonksiyonun türeviyle aynı yorumu yapıyorum. Diyorum ki F'nin sanki içinde ne olduğunu önemsemeksizin türevi. içine ama sonra Gx yazacağız. Sonra içeride G var. Onun türevi G türevi X. Diyelim bu üçlü bir türevi olsun. Üçlü bir fonksiyon olsun bileşke olarak. F bileşke G bileşke H. Diyoruz ki F türev G bileşke HX'i içine yaz. Böyle. Sonra G'nin türevini al. içine HX'i yaz. En sonda haşın türevini al. Olay budur arkadaşlar. Şimdi böyle gösterince çok bir mana teşkil etmiyor. O yüzden biz bir sorumuza bakalım. Bakın şimdi. F bileşke gx'in türevini alacağız şimdi. H türev x dediği için. Ne diyoruz? Kural gereği f türev içine gx'i yaz. Özellikle cümlelerime dikkat edin. Sonra içinin türevi olan g'nin türevini al. Bak şimdi. fx'in türevine 3x kare değil mi? Bak buraya ne yazıyorum? gx 4x eksi 1 ya. içine 4x eksi 1'in karesi diyorum. Sonra g türevi x 4. İşte size bu şekilde bileşke fonksiyonun türevi. Yani türevini alacağız ama 3x kare yazmayacağız. İçine g'yi yerleştireceğim. Bileşke fonksiyon yorumu devam ediyor yani. Bakın şimdi. F bileşke g'nin türevi 1 demiş. Yazıyorum bakın izleyin. F'nin türevi g1 çarpı g türev 1. İçinin türevini aldım. Ne diyorum? Şimdi türevini aldıktan sonra G1'i yerine yazacağım. F'nin türevi. 3x kare artı 2x eksi 3. X yerine sakın bir yazma. X yerine burada bak ne var? G1 var. G1 ne? 1 artı 1'den 2. Yerine yazıyorum o zaman. F türev 2'yi istiyormuş benden. Çarpı G türev 1'i. Tamam mı? Bakın G1 yerine 2'yi yazdım. O zaman hemen burada X yerine 2 yazarsak. 3 kere 4 12 artı 4 eksi 3 çarpı g türev 1. G'nin türevi ne arkadaşlar? 2x. X yerine ne yazacağım? 1. O zaman böylece 13 çarpı 2'den 26 oldu. Bu soruları muhakkak bir kendiniz de bir daha bir deneyin benden sonra. Bakalım şimdi. F bileşki gx x üzeri 4 eksi 2x küp eksi 2x demiş. F türev 4 nedir diye soruyor. Şimdi F türev gx çarpı g türev x. Soru benden f türev 4'ü istiyor ya. Aslında lütfen dikkat edin. Bu içini 4 yapmak için x'e kaç vermem lazım? 3. Çünkü bakın x'e 3 verince 4 oluyor. Yazayım bak yerine. f türev g3 çarpı g türev 3 desem. G3'ün zaten 4 olduğunu biliyorum ya bak F türev 4 oldu. Bu zaten G türev 3 oldu. O zaman hemen bakalım. F türev 4 türevine alacağım da şimdi burada f fonksiyonu yok ki. Ne yapacağım o zaman? Böyle kalacak mı? Hayır. F bileşke G'nin zaten arkadaşlar kendisi burada var. F'nin türevi çarpı GX çarpı G'nin türevi X zaten neye eşit soruda? Her iki tarafın türevini alınca bu sol taraf yani şuranın türevi. Sağ taraf 4X küp eksi 6X kare eksi 2. Şimdi artık ne söyleyeceğiz? F türev 4 çarpı G türev 3. X yerine burada kaç yazdım ben? 3. X yerine 3 yazdığım için 64 çarpı 4. Yani o da ne yapıyor? Ee, 4 diyorum pardon. 4, 3 yazdık. 3'ün kübü 27. 24, 27 çarpı 4. 108. Eksi 9 çarpı 6. 54. Eksi 2 arkadaşlar. G türev 3 ne? G türev 3 zaten 2 verilmiş. O zaman... 2 çarpı f türev 4 eşitmiş. 108'den 54 çıkarsa 54 bir daha çıkarırsak 52 oldu. 52 her iki tarafı 2'ye bölünce f türev 4 26 geldi arkadaşlar. Bu şekilde bakın bir daha tekrarlayayım ne yaptık? Önce dedik hani f fonksiyonunu bilseydik böyle alacaktık. Sonra x yerine 3 yazınca buranın f türev 4 olduğunu gördüm. f türev 4 çarpı g türev 3 bir an tıkandık ne olduğunu bilmiyoruz f'nin türevinin ama ne dedik? Her iki tarafın türevini alınca zaten aslında şu 4x küp eksi 6x kare eksi 2 bileşke fonksiyonun türevidir. O zaman x yerine 3 yazarsak istediğimizi elde ederiz. Geldik buraya yine benzer bir yorum. Evet bir türev verilmiş g türev 1 bir normal fonksiyon verilmiş g1 buna göre f türev 1 nedir diye soruluyor. Her iki tarafın türevini alıyorum İzleyin. f türev x eşittir. G türev içinde hiçbir şey yokmuşçasına önce hareket edeceğim. Ama tabi içinde var. İçinde ne var? X çarpı GX. Çarpımın türevi. GX artı X çarpı G türev X. Birincinin türevi çarpı ikinci. ikincinin türevi çarpı birinci. Böylece arkadaşlar artık burada da X, G, X yazalım. X yerine 1 yazdığımda F türev 1 eşittir. G türev 1 çarpı G 1 çarpı G1 artı 1 çarpı G türev 1. Zaten G1 de G türev 1 de 1 verilmiş. O zaman burası G türev 1. Sonra burası 1. Burası yine 1. E G türev 1 de 1 olduğundan 1 çarpı 2'den 2 geldi arkadaşlar sorunun cevabı. Evet bakın Fx G bileşke Hx olarak verilmiş. Ve F türev 2 nedir diye soruyor şimdi bize. Ne yapacağız? Yine her iki tarafın türevini alacağız arkadaşlar. F türev x eşittir. G'nin türevi h 2x artı 3 çarpı h'ın türevi 2x artı 3. İşte önemli nokta. H'ın da içinde bir denklem var. Sakın onun da türevini almayı unutmayın. Yani en içeriye gidene kadar arkadaşlar x'e ulaşana kadar tek tek her şeyin türevini almanız lazım. Buna göre x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? F türevi 2'yi bulmak için 2. F türevi 2. G'nin türevi H7 çarpı H türev 7 çarpı 2. H türevi 7 ve H7 zaten 5 verilmiş. Burası o zaman 5. G'nin türevi 5 çarpı 5 çarpı 2 oldu şimdi burası. G'nin türevine verilmiş 2. 2 çarpı 5 çarpı 2'den sadece bakın doğru bir şekilde yerine yerleştirmemiz yetiyor. Ama tabii ki ben böyle anlatıyorum ama eğer daha böyle yavaşsanız, Yeni yeni çalışıyorsanız, ilk defa çalışıyorsanız bunları basit böyle kitaplardan. Nedir onlar? İşte çap olur. Sonuç yayınları olur. Böyle çok daha düz fasiküllerden halledebilirsiniz. Daha profesyonel istiyorsanız bence apotemi yani acile bile gerek yok o anlamda apoteminin gerçekten daha iyi arkadaşlar. Ee, şeyi, soruları acile göre türev fasikülünde onu çözersiniz. Zaten kaynaklar belli. Karekök Bence e, AYT'de kesinlikle temel olarak çözülmesi gereken bir kitap. Sonra yine Acil 3 de 3 4 5 bunlar bence çözülmeli. Yani bunların hepsini nasıl çözeceğiz? Bir kere AYT'de bence iki kitap kesinlikle şart. Bunlardan bence karekök şart, Acil şart arkadaşlar. 3D 3 4 5, bilgi sarmal bunları kendi içinde değiştirin elinizdekilere göre ama en az iki kitap mümkünse üç kitaptan gidilmeli ayeti arkadaşlar. Çünkü TYT'den hani ne yapılacağı belli olmuyor. Bazen daha düşük netler oluyor, beklentilere göre düşük gelebiliyor, heves kırılıyor falan filan derken biraz daha TYT insanı korkutuyor. Ama AYT'den ne kadar iyi bir net yaparsanız o kadar size çok güzel faydası olur. Sonuç yorum sorusuyla bitirelim artık arkadaşlar. Bakın bir polinom yorumu bakacağız şimdi sizinle. x eksi 1'in karesi ile kalansız bölündüğüne göre b kaçtır? Bu bölme sorularında ben genelde arkadaşlar bir bölünen bölüm şey bölen pardon çarpı bölüm artı kalan olarak yazıyorum. Kalan zaten sıfırmış kalansız dediği için sıfır yazayım buraya. Şimdi biz burada x gördüğümüz yere 1 yazarsak p1 eşittir 0 artı 0 olacak. Demek ki p1 0'mış. O zaman buradan hemen yapıştırıyorum. 1 artı a artı b eşittir 0 oldu. 2 başka ne yapacağım? E bir daha x yerine 1 yazarsam yine aynı denklemi elde ederim. O zaman arkadaşlar şunu yapıyorum. Diyorum ki ben bunun bir türevini alayım her iki tarafın. Bak buranın türevini alınca 2 çarpı x eksi 1 çarpı b x artı x eksi 1'in karesi çarpı b türev x olacak. Doğru mu? x yerine 1 yazarsam p türev 1 direkt gitti 0. Direkt 1 yazdım 0. O zaman p'nin türevi de 1 0'mış. Alıyorum türevini. p türev x eşittir. 6 x üzeri 5 artı 2 a x oldu. Şimdi p türev 1 de buradan 6 artı 2 a bu da 0 olduğu için bakın a eksi 3 geldi. a eksi 3 ise yerine yazdığımız zaman b ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. Bu şekilde bazı polinom sorularını arkadaşlar türevle yapacağınızı görün. Ben burada hakikaten polinom yorumu yapmadan soruyu güzel bir şekilde getirdim. Polinom yorumuyla yapsak inanın bu soru çok yani zulme dönerdi. Bu şekilde bazı gıcık polinom sorularını çok kolay halledebilirsiniz. Gelelim şimdi türevli olduğuna göre sorusunu. Bunu zaten anlatmıştım ama sonda yorum olarak iki tane koyayım istedim. Çünkü önceki hazırladıklarımda da vardı. Bir daha böyle bir göstermiş olayım. Şimdi arkadaşlar her x gerçel sayısı için türevli olduğuna göre diyor ya bir kere paydayı sıfır yapan değer olmaması lazım o zaman. Çünkü payda sıfır olursa o noktada tanımsız olur o zaman türevde olmaz. Böylece delta küçüktür sıfır olmalı burada. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar, bakın burası bence daha önemli o yüzden onu bir bekletelim. Delta küçüktür sıfırsa 4 eksi 4m küçüktür sıfır. Buradan da 4 küçüktür 4m, m büyüktür 1 geldi. Bu birinci yorum. Şimdi ikinci önemli yorum. Bir köklü ifadenin içinin negatif olmaması lazım. Negatif olursa arkadaşlar ne olur? İçeriye tanımsız olacağı için bırakın daha türevi limitli falan bile olması tanımsız olunca. O yüzden bir köklü ifadenin içi buraya a dersek normalde a büyük eşit 0 deriz. Doğru mu? Negatif olmaması için. İkinci yorum arkadaşlar. Eğer bu ifade 1 x eksi k'nın karesi şeklinde denklem olursa mutlak değer olur. Mutlak x eksi k'da da x eşittir k için türev olmaz. O zaman bu içinin arkadaşlar Muhakkak her zaman sıfırdan büyük olması lazım. Ne verirsek verelim pozitif olsun ki böylece bir şeyin tam karesi bile gelmesin. Bir şeyin tam karesi gelirse yani delta eşittir sıfır olursa ama olmamalı. Olursa böyle bir k noktasında arkadaşlar mutlak değer olacağı için mutlak değerde de bir katlı kökte e, sıfır yapan kök orayı sivri nokta yaptığı için türevi olmayacağı için arkadaşlar sadece delta küçüktür sıfır olmalı. M kare eksi 32 küçüktür sıfır. Burada da M eksi 4 kök 2 ile 4 kök 2 arasında değerler almalı bakın. O zaman birden büyük olmak şartıyla 2, 3, 4, 5, 6 olursa 36 olur. 4 kök karesine geçiyor. Alacağı değerler bu 4 tane çıktı. Burayı inşallah anlamışsınızdır çünkü önemli bir yer dediğim gibi bir şeyin kare kökü içerisinin muhakkak pozitif veya sıfır olması lazım. Ama bir sayının böyle karesi olursa bunlar gidip mutlak değer olarak çıktığını sakın unutmayın. Mutlak değerde de türev yoktu bir katlı kök olunca. Bunu böyle farklı bir örnekte bir kere daha göstereyim size ve bitirelim artık burayı. X eşittir 2 noktasında türevli olanlara bakalım. Bir kere parabol olduğu için zaten Böyle bakın. Burada tabii ki türev vardır. Hatta geometrik yorumda falan bakacağız. Burada teğetin eğimi sıfırdır. X ekseni üzerinde olduğu için x ekseni olduğu için teğet. Ve türev var. Sıfır hatta. Mutlak x eksi 2 demin dediğim gibi bir şeyin mutlak değerinde bir katlı kökte orası sivri nokta olacağı için türev yok. x kare artı 6 x eksi 8 x artı 4 çarpı x x eksi 4 çarpı x eksi 2 olduğundan... Ha bir dakika, burada yok öyle bir şey. Çarpanlara bile ayrılmıyor. Burayı o zaman ben şimdi hani şey yapayım. Burada ee, iki tane kök gelecek muhtemelen. Çarpanlarına ayrılmıyor ama deltası ne bunun? Keşke orayı çarpanlara ayırma yapsaydım ama neyse, sağlık olsun. 36 artı 64, 36 artı 32 pardon. Buradan 68 geliyor. Tabii ki delta 68 yani sıfırdan büyük olduğu için iki tane kökü olacak. O zaman ne olacak arkadaşlar? X1 ve X2 köklerinde bu e, türevsiz olacak. Ama 2 burayı sıfır yapıyor mu? Hayır. O zaman 2 noktasında türev vardır arkadaşlar. Burada ben istediğimi aslında şöyle düzelteyim. Şimdi 2 noktasında zaten burada sıkıntı olmadı. Kritik nokta olmadı. O yüzden türev geldi. Şöyle yapsaydık. Ters yazmışım aslında orayı. Böyle mutlak değerde x kare eksi 6 x artı 8'in mutlağının 2 noktasındaki türevini sorsaydım. Bak o zaman şu olacaktı. x eksi 2 çarpı x eksi 4 olacağı için burada arkadaşlar bakın parabolü çiziyorum size. Şöyle aşağı yukarı katladığımızda 2 ve 4 noktalarında sivri nokta olacağı için mesela böyle sormuş olsaydım. 2 noktasında türev gelmeyecekti. Gelelim kx'e, Türevini alırsak bakın. X eksi 2'nin 3 bölü 4'üncünün kuvveti nedir? 3 bölü 4 çarpı x eksi 2 üzeri eksi 1 bölü 4. O zaman bu 3 bölü 4 4. dereceden kök x eksi 2 oldu. E burada arkadaşlar x'e 2 verirsem payda 0 olur. Dolayısıyla bunun türevi evet var. Türevini alabiliyorum şu ifadenin. Ama türevini aldığımda x yerine 2 yazdığımda o noktada arkadaşlar türev tanımsız olduğu için bu noktada türevi yok. Paydayı sıfır yaptığı için çünkü. x eksi 2'nin kübünde evet kesinlikle türev vardır. Demiştim ki sadece bir katlı kökte türev yok arkadaşlar. Burası 2, 3, 4, 5 olduğunda mutlak değerde türev olur. Görüntüsü şöyledir. Merak edenler için çizeyim. Normalde x eksi 2'nin kübü böyle bir grafiktir. Ama aşağıyı yukarı katladığımızda grafik böyle bir parabole benzer. Parabol olur demiyorum. Parabole benzer ve 2 noktasında teğet olur arkadaşlar. Bu yüzden de kesinlikle orada türev vardır. Haliyle o zaman aslında mutlak x 2 ve e, 4. dereceden kök x eksi 2 üzeri 3 türev olmalı. Diğerlerinde türev oldu. Bu şekilde türev alma ile ilgili arkadaşlar e, önemli yerleri size anlatmış oldum. Vaktim olursa inşallah diğer videolara da devam edeceğim. Görüşmek üzere.